Selam dostlar. Ben Avni Yılmaz Samsun. Şimşir kaşıkla ilgili, ahşap şimşir kaşıkla ilgili size taslak yapmayı göstereceğim. Taslak yapmanın en kısa yolu basit, herkesin yapabileceği, yani keser sallamasını az çok bilen insanın yapabileceği bir şekilde göstermek istiyorum. Bu ilk videom olmakta. Sizlere yararlı olmak için kendime kanal açtım. Beğenirseniz beni takip etmenizi isterim. Şimdiden teşekkür ederim. Evet. Şerit şimşir ağacını bu şekilde kestim. İki parça haline getirdim. Serbest ölçü kullanacağız. Ben usta olduğum için bunu serbest ölçüde yapabiliyorum ama siz bunu çizerek de yapabilirsiniz. Ben sadece keser vuruşlarını göstermek istiyorum. Başlayalım. Ağacımızı seçerken bu bölümde budak olmamasını dikkat edeceğiz buna. Budak olmayacak buralarda. Kaşının delik çıkar. Ya da budaklı olur. Daha sonra çatlar sıcağı görünce. Şu kısmı güzel gözüküyor. Evet, başlayalım. Keserimiz normal keser. Kütüğümüz. Başlıyoruz. Zaten keser vuruşlarımı görmektesiniz. Kaşığımızın ağız kısmını oluşturmaya çalışıyoruz. Kaşığımıza meyil vereceğiz. Vermemiz gerekir ki kaşığımızla tencerenin içinden yemek alabilelim veya karıştırabilelim. Evet. Bakın açı. Açı var. Keser vuruşlarımı ona göre. Evet. Bu vuruşlarımı buradan vurarak aşağı gitmeye çalıştım. Ama şuradan da yavaş yavaş kademe kademe yukarı çıkabilirsiniz. Ben çıkan parçanın bütün olmasını istiyorum. Çünkü bunları semaver odun olarak ayırıyorum. Evet.
Kaşığımızı taslak haline getirdik. Bakın bu siyahlıkları tavsiye etmiyoruz şimşir ağacında. Ama maalesef ağaçlarımıza çıkıyor. Ben profesyonel olarak yaptığım için bu kaşıkları satarken daha ucuza veriyorum. Evet. Taslak bölümümüz kabaca. Evet. Bu aşamadan sonra iki seçenek var. Birincisi E'ye geçebiliriz. Bu şekilde. Keserli daha ince alabiliriz. Veyahut da direkt döner zımpara makinesine geçebiliriz. Evet. Bugünlük bu kadar dostlar. Kaşığımıza nasıl taslak veririz? Onu gördük. Sadece bir keser ve kütük. Başka videoda görüşmek üzere. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun dostlar.